Çok güzel FIFA coins almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Servet'le yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Servet'le FIFA 2009'dan FIFA 17'ye kadar olan 3 büyüklerin yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arkadaşlar takımlarını inceleyeceğiz. Şimdi bana diyeceksiniz ki abi neden 3 büyükleri yaptın? Çünkü arkadaşlar hani açık konuşmak gerekirse gerçekten hani takipçilerimizin çoğu bu 3 kulübü tutuyor. Yani şimdi Trabzonspor'u da yapabilirim ama Trabzonspor'un da çok az oyunda yeri var. Bir de arkadaşlar hani Trabzonspor'u Bursa'yı da yap, Konya'yı da yap derken video 40 dakikayı falan bulurdu. O yüzden arkadaşlar bugünkü videoda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Dediğim gibi arkadaşlar bu videomuz çok değişik bir video olacak. Çünkü eski kartları, yeni kartları vesaire hepsini göreceğiz ve kulüplerimizin ne kadar ilerleyip ne kadar gerilediğini sizlerle birlikte test edeceğiz arkadaşlar. Önceki FIFA 2009'dan 2017'ye kadar yazdım title ama FIFA 2009'da arkadaşlar Footet'te yoktu. Araştırmama rağmen de bulamadım açıkçası. O yüzden FIFA 2010'dan başlayacağız. Dediğim gibi bazı ara oyunlarda da maalesef Türk takımlarımız yok. Bazılarında da sadece Rest of the World'de Galatasaray yer alıyor. Ama dediğim gibi 3 büyüklerimizi bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Böyle değişik içeriklerin devamı için arkadaşlar ya daha doğrusu hani bunlar arkadaşlar hani açık konuşmak gerekirse YouTube'da şu ana kadar hiç çekilmemiş şeyler. Ben de değişiklik olsun diye aklıma fikirler geliyor ve çekiyorum. Eğer gerçekten hoşunuza gittiyse lütfen aşağıdan 2 saniyenize ayırıp videoyu beğenmeyi, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Şu an tatilde olduğum için dediğim gibi FIFA'da bilgileri elime ulaşsa bile YouTube'dan paylaşamayacağım. O yüzden hepinize Facebook grubuma bekliyorum. Facebook grubunda bayağı muhabbet falan döner. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. İlk olarak Galatasaray'ın 2010 senesinden başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Abdülkadir Keita. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım sizlere rahat görün. Abdülkadir Keita, Milan Baroš, Harry Kewell, Şaban İnon'da ve arkadaşlar Caner Erkin var. Buna arkadaşlar çok şaşırdım. Caner'in hatta şöyle fotoğrafına falan da bakabilirsiniz. Çok değişik. Caner Erkin yani hani FIFA ben 2010-2009'da bizde diye biliyordum hatta. Hani o yüzden hatta 2009'dan bazı oyuncular daha vardı 2009'da ama 2010'dan başladığımızda rağmen Caner varmış. Caner arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Galatasaray kartı gözlerinizin önünde. Bu arada arkadaşlar bu kart dizaynı ben çok seviyordum. Hani zaten bunu bir paket açım videosunda dile getirmiştim. Kart dizaynları gerçekten çok iyi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Abdülkadir Keita zaten unutulmaz arkadaşlar. O çalımları falan filan inanılmazdı. Milan Baroš keza aynı şekilde Harry Kewell zaten mükemmel bir efsane. Şaban İnon da arkadaşlar o da iyiydi. Bu 80 iyi bir pace var. 83 pace falan iyiymiş ya. Bu adam gerçekten biraz ağırdı. Ve Caner var. Orta saha geldiğimiz zaman arkadaşlar Arda Turan, Elano, Özbek, Ayhan Akman, Arda Turan, Sabri ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ben burada Linderoth'u hiç sevmezdim arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Arda gerçekten iyiydi. Elano çok büyük hedeflerle gelmişti ama çok iş yapamamıştı arkadaşlar. Ama bu geriye kalanlar mesela Arda Turan 75 başlamış. 83'ün kartı bile var. Bayağı iyi. Sabri dedik adamın adı Sarp lan. Sabri nereden çıktı? Ve Sarp var arkadaşlar. Dediğim gibi ben buradaki çoğu futbolcuyu neredeyse hiç hatırlamıyorum bile diyebilirim. Defans hattına geldiğimiz zaman arkadaşlar Servet Çetin var. Hepiniz hatırlayacağı gibi boğa yani. Geçirmez adam. Boyu da dev gibi zaten. Vallahi adamı kafaya bir koydum. Yerden seker bir daha koyar. Öyle ayı gibi bir şeydi ama çok iyiydi. 85 defans ve 87 heading'i var arkadaşlar. Hemen Sabri var. Sabri zaten her oyunda çok hızlı arkadaşlar. 77 rating. 86 pace'i var. Arkadaşlar Sabri aslında gerçekten hani tarihe bakıldığı zaman böyle çok acayip attığı güzel goller falan da var. Sonradan ne oldu adam? İnbe mi indi? Ne oldu? Ben anlamadım. Bir şeyler oldu. Sol bek Hakan Balta var arkadaşlar. Emre Aşık, Gökhan Zan, Güngör ve Uğur Uçar var. Hemen kaleye geldiğimizde de arkadaşlar Erçetin ve Leo Franco var. Bu Leo Franco'yu arkadaşlar ben hiç sevmiyordum. Ya böyle akıl almaz goller yiyordu arkadaşlar. Ben çok küfür ediyordum bu herife. Zaten ben sinirlenince biliyorsunuz kendimden geçiyorum. Bu adam beni çok küfür ettiriyordu. Hemen şimdi FIFA 11'e geçtik arkadaşlar. FIFA 11'de Atakırslar'da Arda Turan var. 85 rating görüyorsunuz. Oyuna başlayıcı zaten 82 ratingmiş. Bayağı iyi başlamış. Onun yanında Pino, Baroš ve Harry Kewell var. Harry Kewell da arkadaşlar inanılmaz hani geçen de söyledim ama gerçekten iyiydi. Bu arada Arda'nın arkadaşlar yüksek rating kartlarını görüyorsunuz. Geçen oyun 83, bu oyun 85. Gitgide upgrade'in ala gitmiş yani, yani en yüksekli olarak. Ondan sonra orta sahada Misimovic, Elano, Lorik, Serdar Özkan var arkadaşlar. Özbek, Sarp ve Ayhan Akman var. Ayhan Akman bu sıralarda zaten arkadaşlar sonlara doğru geliyordu zaten. Defans hattında Servet Çetin. Burada hani bilmediğimiz kim var? Insua var mesela arkadaşlar. Insua biliyorsunuz şu anda hani Bundesliga'da bir tane sol bek var ya Arjantin'de, o Insua, bu Insua arkadaşlar. Yani ben çok saran olduydu. Ben de bir kere söylemiştim ama aklına bulunmayanlar yine bakabilir. Burada da arkadaşlar Aykut var kalemizde. Hemen arkadaşlar FIFA 13'e geçtik. FIFA 12 hiçbir Türk kulübü yok. FIFA 13'te arkadaşlar Burak Yılmaz'ın görmüş olduğunuz bir informu var. 82 rating kartı var. Elmander, Burak Yılmaz, Milan Baroš, Nurettin Amrabat. Arkadaşlar bu adamın adı aslında Norden Amrabat ama kendi ülkesi Nurettin diye okunuyor. Haberiniz olsun, abi niye öyle diyorsun falan demeyin. Necati Ateş, Umut Bulut, Colin Kazım Richards ve Sercan Yıldırım var. Sercan Yıldırım bu sene Allah'tan kiralanmamış. Yani her sene kiralanıyor. Colin Kazım Richards var. Umut Bulut arkadaşlar inform almış. Kıyamet olabilir de yani 2013'te iyi yani. Şu an yaşıyorsak iyi. Necati, Nurettin Amrabat, Milan Baroš, Burak Yılmaz falan görüyorsunuz zaten. Orta sahada Sneijder 87 rating arkadaşlar. Selçuk İnan, Felipe Melo, Riera, Albert Riera, Emmanuel Eboué, Hamit, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Engin Baytar var arkadaşlar. Bu sıralar Engin Baytar falan hep oynardı arkadaşlar hatırlayacağınız gibi. Ve Sneijder 87 rating, bu sene Inter'den geldiği sene. Selçuk'un iyi bir kartı varmış bu arada, onu da fark ettim şimdi. Melo 81 rating ve bu kartı yine iyi. Yani kartı her sene Melo'nun fix ve her şey böyle her şeyden azar azar olan bir kartı var. Bu sene arkadaşlar Aurélien Chedjou, Semih Kaya, Uyfaluji, Dani'nin manz var ya, bu buradaki pace'i az. Bir sonraki oyun falan daha çok yükseliyor. Sabri Sarıoğlu arkadaşlar 90 pace görüyorsunuz, 90. Ceyhun Gülsalam, Gökhan Zan, Çağlar 1. Hakan Balta ve Chris var. Bu Chris de tam üçlüsü var ya. Muslera, Ufuk Ceylan ve Felipe Melo'nun arkadaşlar hatırlayacağınız gibi deplasmanda kurtarmış olduğu penaltıdan dolayı çıkan kartı var. Hemen geçiyoruz arkadaşlar FIFA 14'e. FIFA 14'te Didier Drogba, görüyorsunuz Amrabat'ın kartı bayağıymış öyle. 90 pace, 80 dribbling, 71 şut, 72 pas. Fena değil. Armindo Buruma var arkadaşlar ilk geldiği sene. Görüyorsunuz zaten burada. Sneijder'in bu sene çok kartı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3-4 tane kartı var arkadaşlar. Melo informu var. Hem de 2 tane. Ondan sonra İzzet Hayroviç var. Gavat'ın teki. Engin Baytar, Rekta, Ceyhun Gülsalam ve Emre Çolak. Defans hattı Aurélien Chedjou, 2 tane Semih Kaya'nın informu var. Onun dışına bakacağım. Mesela Dane'nin Facebook'u 81 olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artı 12 almış. Ve kalemizde tekrardan Ufuk Ceylan ve Fernando Muslera var arkadaşlar. FIFA 15'e geldiğimiz zaman Burak Yılmaz'ın arkadaşlar Bursa maçını biliyorsunuz son maçta, kupa maçında 3 gol atmıştı. Oradan hat-trick yaptığı kart var. Bir inform kart, Pandev, normal kartlar arkadaşlar. Çok da fazla konuşuyorum. Diğer takımlara da geçeceğiz çünkü. Sneijder var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu Fenerbahçe 2 gol attığına çıkmıştı. Tam nasıl denk geldiğini hatırlamıyorum. Melo'nun informu var. Yekta vesaire. Chedjou'nun arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi off-season kartı var. Ve başkanımın işte bir şey yok arkadaşlar. Bunu da geçtik. FIFA 16'ya gelmiş olduğumuz zaman Umut Bullet'i görüyorsunuz arkadaşlar mermi gibi. Eren Derdök geldi. Eren Derdök upgrade alacak seneye. Burak Yılmaz, Sneijder, Podolski, Hamit var arkadaşlar. International Man of the Match. Onun dışında şöyle göze çarpan Sinan Gümüş'ün informu var. Bayağı iyi. 88 pace, 80 şut. Çecu'nun informu ve onun dışında çok da fazla göze çarpan bir şey yok. Şimdi sıra Beşiktaş'ta arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Beşiktaş'ı inceleyeceğiz. Hemen şurayı kapattık. Şimdi Beşiktaş arkadaşlar FIFA 2010 Nihat Kahveci, Filip Holosko, Bobo ve Mert Nobre. Arkadaşlar bu benim yani Nihat'ın hani o UEFA'nın biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde son dakika Çek Cumhuriyeti'nin attığı bir gol var ya böyle ayak içi böyle. Çat diye bir koyuyor böyle beyler. O gol aklımdan çıkmıyor. Filip Holosko arkadaşlar bu zamanlar inanılmaz formdaydı. Herkese gol atıyordu. Ya Bobo santrafor muydu? Forvet arkası mıydı? Ben forvet arkası atıyorum Bobo'ya arkadaşlar. Yanlış hatırlıyorsam yorumlardan düzeltebilirsiniz. Ondan sonra da arkadaşlar Mert Nobre var. Nobre zaten çok iyiydi. Klasını konuşturuyordu. Orta sahanın kilit ismi abi. Fabian Ernst. Fabian Ernst arkadaşlar ben çok beğeniyordum bu adamı. Ya bu adam harbi inanılmazdı arkadaşlar. Bu adamı göndermek biraz hata olmuştu. Galiba Beşiktaş göndermiş. Yine orada düzeltirsiniz beni ama ben Beşiktaş gönderdi diye hatırlıyorum. Onun dışında Tello vardı. Tello inanılmaz şut çekerdi uzaklardan. Onun dışında arkadaşlar şöyle baktığım zaman Tabata tam pek hatırlamıyorum bunu. Uğur İnceman, Serdar Özkan. Ama burada Fabian Ernst arkadaşlar Beşiktaş'ın yani ben söyleyeyim size inanılmaz bir orta sahaydı. Ben çok beğenirdim. İbo var arkadaşlar burada İbrahim Toraman, yalnız kartı bayağı iyiymiş lan 78 pace, 77 defans, 84 heading'i var. Ferrari var, Sivok zaten yani kafa toplarının vazgeçilmez ismi Sivok, şu anda hala Bursa'da oynuyor. İsmail Köybaşı, İbrahim Üzülmez, Kaş, kalede Rüştü ve Hakan Arıkan var arkadaşlar ama dediğim gibi burada bu senede Beşiktaş'ta Fabian Ernst benim bir numaram arkadaşlar, sonra Nihat'tır. Fabian Ernst ve Nihat. Hemen FIFA 2011'e geçtik. FIFA 2011 Ricardo Quaresma. Quaresma'nın kartını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi bir kartı var. Yani önümüzdeki sene de buna benzer bir kartı olacak zaten. Tekrardan Nihat, Fatih Tekke, Bobo, Filip Holosko ve Mert Nobre devam. Bu da Mert Nobre niye silver lan? Mert Nobre çok iyi bir pozuydu bence. Bobo abi inanılmaz bir... Ben forvet arkası atıyorum, dediğim gibi onu düzeltirsiniz. Ve Guti var abi. Guti. Ya arkadaşlar bu sene hani Guti, Ernst, Hilbert falan bu sene inanılmaz bir seneydi. Ernst'in yanında Hilbert var ya, hani nasıl diyeyim sana, hani ondan iyisi Şam'da Kayıs derler. Şam'da da Kayıs çok mu? Onu da pek bilmiyorum ama güzel herhalde. Hani aynı onun gibi bir şey arkadaşlar. İnanılmaz iyilerdi. Hilbert, Ernst ve Guti çok iyiydi arkadaşlar. Zaten Guti'nin de görüyorsunuz özel kartı var. Bunun dışına baktığımız zaman Ekrem Dağ falan yine var. Aurelio, Mehmet Aurelio var. Necip Uysal var. 70 rating. O Necip bayağı gençmiş lan. Ve burada Ernst ve Hilbert dediğim gibi benim adamlarım. Defansta İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı downgrade almış lan. Oha, İbo var. Onun dışında Hakan Arıkan, Rüştü Recber var ve Cenk Gönen var. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. FIFA 15. FIFA 15 arkadaşlar neden öyle? Çünkü aralarda Beşiktaş yok. Dediğim gibi bazı aralarda Türk takımları hiç yok zaten. Bazılarının Rest of the World'da sadece Galatasaray var. Dembaba arkadaşlar. Dembaba'yı hatırlayacaksınız. Geldi, attı, attırdı, attı, attırdı. Çoğu golü penaltıydı ama yine de katkılıydı arkadaşlar Dembaba. Ondan sonra sene sonu zaten Gomez geldi hatırlayacağınız gibi. Dembaba bence arkadaşlar inanılmazdı. Ben hani sevdiğim de bir futbolcu diyebilirim. Chelsea'de falan da gerçekten hani fena değildi. En azından çok kritik goller atıyordu. Hani her ne kadar ilk 11'de çıkamasa da çok da güzel gollerini atıyordu arkadaşlar. Burada Cenk Tosun milli takım arasında çıkmıştı. Ve Dembaba var. Efsane Dembaba. Töre 78 rating. Ozi 78 rating. Olcay Şahin 77. Veli Kavlak. Atiba Hutchinson düşük yalnız bu oyunda birazcık. Tolgay Silver olmasına rağmen çok iyi. Kevin Frey'i hiç deneyememiştim diyorum geçen sene. Onun dışında defansı Sivok iyiydi. Bu Pedro Franco arkadaşlar çok kötü bir adam değildi bana kalırsa. Hani gerçekten çok kötü değildi. Bence üzerine gidip denilebilirdi. Ama dediğim gibi bir türlü dikiş tutturamadı bu futbolcular. Daniel Opare de arkadaşlar aynı şekilde pace adamıydı. Bir iki maçta çok iyi oynamıştı. Ondan sonra da patlamıştı. Ve Tolga Zengin ve Cenk Gönen var. Bu sene Beşiktaş arkadaşlar çok sakatlıklarla şey yaptı. Hatta Club Brugge maçını hatırlayacağınız gibi Tolga'nın açıkçası salaklığıyla kaybetti. Yani Tolga'da arkadaşlar çıkmada bir sıkıntı var. Mesela bu sene Sporting maçında da çok top uzaktan gelmesine rağmen çıkmamıştı. Beşiktaş kaybetmişti. FIFA 16'da arkadaşlar Mario Gomez efsanesi var. Mario Gomez bu sene çok iş yaptı. Ama arkadaşlar hani açık konuşalım. Mario Gomez'in attığı gollerde yok böyle kendi çekti, attı, vurdu, geçti değil. Tamamen bence takımın iyi oynaması sonucu Gomez diyor. Tabii Gomez kötü bir sezon geçirdi. Çok iyi bir sezon geçirdi. Ama hani açıklanması gereken şeyse Gomez'in çok iyi oyunu değil, takımın çok iyi oyunu sonucu Gomez'in iyi oynaması olması lazım. Çünkü Gomez gibi biliyorsunuz geldiği zaman çöptü. Sonra gitti Beşiktaş'ı satıp Wolfsburg'a gitti. Hani yani sana hayırdır kardeş. Sen bizim ülkemize geldiğin topunu oynadın. Arkadaşlar Türk kulüpleri gerçekten çok büyük kulüpler yani. Hani 20-25 milyon taraftardan bahsediyorsun. Çoğu kulübün bile bu kadar yok yani. O büyük kulüplerin bile neredeyse dengiz yani. Böyle sosyal medyada çok güçlü kulüpleri. Yani Gomez sana hayırdır. Geliyorsun Wolfsburg'a falan gidiyorsun. Burada tamamen Gomez kendi gitti arkadaşlar. Kendi inisiyatifini kullanıp kalabilirdi. Kendi kalmamak istedi. Cenk Tosun var bana kalırsa inanılmaz bir santrafor. Ben çok beğeniyorum. Sadece birazcık ağır. O ağırlığını giderip kendine hız ve dribbling katarsa çok iyi bir santrafor. Hala da çok iyi yani kapmasa bile. Onun dışında arkadaşlar Musa Pek demek gol demek. Dendiğinden beri adam 2 senedir gol atamıyor. Onun dışında bu senenin bomba isimleri Ozi, Atiba, Sosa ve nerede o? Bir dakika. Ozi, Atilla Doklan pardon tam bu kadar. Ozi, Atiba ve Sosa. Üçünde zaten Totsu var arkadaşlar. Onun dışında çok iyi oynayan oldu mu derseniz bu sene Töre zaten Şenol Güneş'e biraz sıkıntı yaşadığı için oynayamadı. Onun dışında çok da Bülent Varman'ı iyi oynayan yok. Defansta Marcelo hamlesi çok işe yaradı. Rodolfo kilit isimdi arkadaşlar. Ersan Adem Gülüm yarıda giderek kulübüne para kazandırdı. Ve kalede Tolga Zengin yine Avrupa'yı sattı arkadaşlar. Hemen şimdi Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe 2010 David var arkadaşlar. David'in Chelsea'ye gol attığı sene olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. David bu sene inanılmaz bir gol atmıştı arkadaşlar. Hemen yanında Daniel Guiza, Colin Kazım Richards, Ali Bilgin ve Semih Şentürk var. Semih arkadaşlar bu senelerde ya bak şimdi dediğim gibi tam böyle kestiremiyorum ama galiba bu sene hani yedek olup sonradan gidince çok gol atan isim modundaydı Semih yanlış hatırlamıyorsam. Ama David falan hep oynardı. Bu yüzden çok gol kaçırdı ama yine de iyi bir santrafordu bence. Colin Kazım arkadaşlar affedersiniz tam bir gavat. Neden tam bir gavat onu da söyleyeyim size. Türkiye milli takımında kaç sene oynadın? Kaç sene Türkiye'de oynadın? Adam daha Türkçe bilmiyor kardeşim ya. El insaf be kardeşim ya. Bu kadar olmaz ya. Sen bir Türkçe öğrenemiyor musun? Kaç senedir burada oynuyorsun ya. Ona çok ayar oluyordum arkadaşlar. Santos, Emre Belezoğlu, Mehmet Topuz, Alex de Souza, bütün Türkiye'nin yani bütün bu adamı sevmeyen yoktur arkadaşlar. Çünkü harbiden şerefiyle namusu çıkardı, adam gibi topunu oynardı, sonra giderdi. Böyle affedersiniz hani piçliğine foul yapma falan filan bu adamda yoktu. Gerçekten iyi ve kalender adam gibi adamdı Alex de Souza. Yanında Emre Belezoğlu var ve Santos var. Santos da inanılmazdı arkadaşlar. Şimdi hiç hakkını yemeyeceğiz. Defans hattında Gökhan Gönül. Oha Gökhan ne kadar gençmiş lan. Ve boksör Diego Lugano. Lugano arkadaşlar ne kafa topu verirdi. Ne böyle birebir markajla adamı geçirirdi. İnanılmaz bir stoperdi arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yeni Lugano hani her ne kadar sert olmasa da Keita gibi geliyor bana. Çünkü Keita da gerçekten inanılmaz bir isim. Roberto Carlos var sol bekte. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki. Gökçek Vederson. Bilika. Bilika buradan Elazığ'a mı gitmişti ya? Galiba Elazığ'a gitmişti. Burada da arkadaşlar bayağı kartlar varmış lan bu arada. Ben buna hiç bakamadım. Bekir İrtegün var. Kalede ise Volkan Demirel var. 85 reytingiyle. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Buraya geldik şimdi. Mamadou Niang var. Mamadou Niang'ı hatırlarsınız. Forvet'ten çok kanat tarzı oynadı diye hatırlıyorum. Adamları çok iyi geçen hızlı, süratli ve fizikli bir futbolcuydu. Bunu unutamazsınız yani arkadaşlar. Gerçekten Niang çok iyiydi. Semih formda olduğu sene. Onun dışında hatırlayacaklarım var mı? Miroslav Stoh var arkadaşlar burada ve Caner Erkin. Bu tip nedir ya? Kardeşim bu tip nedir ya? Hani böyle acıların çocuğu gibi bakmış. İsyardiya da var arkadaşlar. Ben burada dediğim gibi benim favori isim Mamadou Niang'da arkadaşlar. Ondan sonra orta sahada Alex'in görüyorsunuz bir sürü kart var. Alex 88, 87, 86, 85, 84. Kendisi 82. Bayağı kart var. Alex bu sene şov yapmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Alex'in kartı harbi çok iyi. Yani var ya. Bir de Alex'i şey vardı arkadaşlar. Shot power'ı ve long shot'ları gerçekten yani oyunun o oyuncusal olarak özelliklerine baktığınız zaman gerçekten çok iyiydi. Derseniz şöyle bakalım arkadaşlar, gösteriyorum bilmiyorum ama bunda ayrıntılı gösterme var mı? Ayrıntılı gösterme yok arkadaşlar. Bigfoot 5'miş bu arada arkadaşlar. Ne yazmışlar? Westcard demiş FIFA 11. Diving Furkan dedi mesela, Türkler yazmış arkadaşlar. Westcard ever küfürlü falan yazan var. Türk'te bayağı kullanan Türk var yani. Alex de Souza efsanesi de burada. Diego Lugano'nun informları var. Lugano hakkında konuşmuştuk zaten. Santos var. Bekir 69 olmuş ve Yobo var. Beyler bu Yobo çok hızlı. Kafa toplarına çok iyi bir stoperdi. Ama bu son ya bu seneden sonra 2 sene sonra mı ne hani affedersiniz gerçekten sıçışa geçmiş. Çok kötüydü. Burada da arkadaşlar Taşkıran, Mert Günok ve Volkan var. Hemen geçiyoruz burayı da. Şimdi geldik arkadaşlar FIFA 15. Robin Van Persie biliyorsunuz bu sezonun sonu katıldı. Emmanuel Emenike bu sene iyiydi ve informu çıkmıştı, inanılmaz füzeydi. Sov keza öyle, Sov da çok iyiydi. Kite zaten klasik, ben Kite'ı çok severim arkadaşlar hani. Çok inanılmaz bir profesyonel, her yerde oynayabilecek yani her pozisyonun bilgisi var adamda. Defans orta saha hattına geldiğimiz zaman Nani arkadaşlar çiziyorum çünkü Nani neden çiziyorum? Bu 15'in sonuna doğru geldi hani sezonun başında informu çıktı. Bu sene Diego vardı, Diego bence her sene kötüydü arkadaşlar açıkçası tutmak gerekirse. Ben beğenmiyordum hani Fenerbahçe taraftarı da zaten beğenmiyordu. Christian Baroli arkadaşlar ben bu adamı çok yetenekli buluyordum hani bazı taraftarlar sevmezdi ama ben kesinlikle Christian Baroni'yi çok yetenekli buluyordum. Bence çok iyi futbolcuydu. Yani tek ayar olduğum maç o Benfica maçına gitti, penaltı öküz gibi kaçırdı, ona çok ayar olmuştum. Defans hattında Caner Erkin'i, Team of the Season'ı, Simon Keya'nın transfer kartı, Bruno Alves, Bekir Egemen Korkmaz, Bekir Ertegün nerede? Bekir Ertegün, Tatleç, Yobo, Abdullaye, Ba. Bu Egemen Korkmaz arkadaşlar İsviçre'ye gitti mesela. Yobo zaten yine kart değilmiş ama PS'i çok düşmüş. Oha PS'i bayağı düşmüş. Ozan Tufan var arkadaşlar görüyorsunuz. Fena yani. Volkan Demirel ve Mert Günok var arkadaşlar. Yanında da Erten Ersu var. 16'ya geldiğimiz zaman da Robin Van Persie'nin informu Germany'den inanılmaz iyi transfer. Diego Ribas'ın International Man of the Match yani bu daha kulübüne ne katmış, ülkesine ne katacak. Nani'nin Totsu, Mehmet Topal'ın Totsu, Josef de Souza'nın Man of the Match'i ve defans hattında Simon Kea, Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım'ın Totsu diye ilerliyor arkadaşlar. Benim yorumlarım bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bütün takımları sıradığım kadarıyla değerlendirdim. Eğer arkadaşlar bu video gerçekten hani eğlendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.